Merhaba arkadaşlar, bu videoda ikinci el satış ile ilgili yaşadığım problemlerden bahsedeceğim. Gökmen Twitter'dan bir şey yazmıştı, ona bir cevap yazdım. Sonra işte dolandırıldım falan yazdım, onu bir açıklayacağım aslında. Belki sizin de başınıza gelir diye. Gerçi benim şöyle söyleyeyim, uzatmayayım çok fazla lafı. İki kere internetten bir şey satmaya çalıştım. Daha doğrusu hayatım boyunca hiçbir şey mi satmadım. Ya birine hediye ettim ya da çöpe attım. Bir tane bilgisayarım vardı, All-in-One. Onu internetten satmak istemiştim. Western markaydı bu. Bir yerden hediye gelmişti. Sanıyorum blog ödüllerinde, blog ödüllerinden vermişlerdi, evet. All-in-One bir şey, bilgisayar. Onu satayım dedim sahibinden konuda. Bu arada anlatacaklarımın hiçbiri sahibinden konuyla ilgili değil, onu da baştan söyleyeyim. İlanı koydum, hemen biri direkt mesaj yazdı. Bu arada bu olay olalı 8 sene falan oluyordur, bayağı bir eski aslında. Neyse, koydum ilanı, adamın bir tanesi hemen bayağı dinden imandan girdi, öyle söyleyeyim. Bu arada o dönemlerde çok hardcore bir ticaret yaptığımız bir dönemdi. Şöyle söyleyeyim, ayda neredeyse 1 milyon dolar ciroluk bir satış hacmi olan firmadan bahsediyorum. Orada çalışıyorum ve tam işin göbeğindeydim. Yani bana sorsanız bir kulağımın arkası kalmamıştı. O yüzden kendime çok da güveniyordum. Yani işin her noktasına çok hakimdi. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazen dolandırıcılık haberleri çıkıyor. İnsan şey diyor, ya bunu nasıl yedin falan. İnsan bunu yer mi? Ama o anı yakaladığı zaman karşı taraftaki adam, şunu unutmamak lazım. Adamın işi zaten sizi dolandırmak. Hiç affetmiyorlar. Neyse, uzatmayayım. Adam dedi ki, sahibinden konuda hiç uğraşmayalım. Sen bana bilgisayarı gönder, adresin bu, otun bokun bu, bütün bilgileri verdi. Ben de parayı sana geri gönderirim. İyi dedim ben de. Yani hiç olacak iş değil aslında. Bilgisayarı gönderdim. Şehri unuttum, Zonguldak olabilir. Bilgisayarı gönderdim. Bilgisayarı gönderdikten sonra işte Messenger var, Messenger'dan yazışıyoruz. İşte abi diyorum, parayı gönder, gönderdim, göndereceğim, gönderiyorum, ıvır zıvır. Aradan bayağı bir zaman geçti. Bu arada telefondan da görüşüyoruz. Adam beni aradı, şey dedi bana, yanında bilmem birileri var. Bir tane bana bilgisayar gönder, ikisinin parasını bir vereyim dedim. O kadar uzun boylu değil, tamam beni becerdin de ikincisine izin vermem. İşte bana güvenmiyorsun, ıvır zıvır, göndermedim velhasıl. Bu arada milyon dolarlık dediğim şey, business, bilgisayar OEM parçaları satıyor. Yani direkt işin içinde. Tekrar anlatıyorum, aklıma geldikçe çıldırıyorum aslında. Yani işim o, adam beni bildiğin kandırdı. Yolladım şey dediğim gibi bilgisayar, parayı vermiyor adam. Bir süre sonra telefonlarına ulaşılmamaya başlandı. Messenger'dan da ulaşılmamaya başlandı. Tabii ben ona yazıyorum, hala umudum var. Neyse, aradan bayağı bir zaman geçti, adamla kontağımız kayboldu. Şimdi tabii ki insan dolandırıldığına falan çok üzülüyor. O paraya belki ihtiyacınız olabilir, bir yere bağlamışsınızdır falan, ama karşı taraftaki insanın sizi aptal yerine koyması çok da fazla harap ediyor sizi, sinirlerinizi. Ben de kafaya taktım adamı. Dedim ben bu adamı bulacağım bir şekilde. Elimde hiçbir şey yok. Bir tek adamın telefon numarası var. Sahibinden kumar aldım. Dedim böyle böyle bir durum oldu, bilgilerini alabilir miyim? Ekstra bilgi varsa size. Vermediler. Telefon numarasında kimin üstüne kayıtlı, hangi adrese kayıtlı, bu bilgilere eriştim bir şekilde. Sonrasında bir polis abim vardı o zamanlar. Ona dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben de arkadaşlara rica edeyim, ıvır zıvır uzatmayayım lafı, ben bu adama ulaştım. Yani bayağı bir şey aslında, şu dedektiflik ile ilgili dizilerde, filmlerde olan sahneler gibi bir sürü şeyler oldu. Ben bu adama bir şekilde ulaştım. Eşimin de bir avukat arkadaşı vardı.
Demiş ki numarasını verin bana. Şimdi adamın ip dolandırma işlemi yaptığı numarası ayrı, kişisel numarası ayrı. Ben arayıp ondan konuşayım. Aramış bayağı bir yardırmış ona. İşte şu bilgilerin şunlar gerçek adım mı? Bu arada adamın adı o değilmiş. Başka bir adı var. Ivır zıvır. Adam ağlayarak beni aradı. Abi işte Allah'ını seversen bana şey yap, polis gönderdim kapısına. Bayağı bir iklik yaptım yani. İşte ben sana yollayacağım kargonu geri, işte param çıkışmadı, ıvır zıvır. Telefonda ben söylüyorum. Anasını avradına küfrettim. Çünkü o kadar beni uğraştırdı. Bir şey bunun karşılığı olması lazım. Ben ona küfrettim. Hiçbir şey diyemedi. Bayağı da bir yardırdım yani. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. İade etti bana şeyi, kargomu, ama monitör, her şey kırık. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Belli yani. Can haliyle kutunun içine her şeyi atmış, köpüğü möpüğü yok. Her şey kullanılmaz durumda. İşte servisteki arkadaşlar sordu ki ne yapalım bunu abi, dedim atın çöpe. İşinize yarayan bir şey varsa alın. Velhasıl böyle bir olay geçti başımdan. Aslında bu olayın sonrasında ben Siber Uzay'da başladım. Yani bu olaydan bir sene sonra falan herhalde Siber Uzay'da başladım. Orada da çok ilginç hikayelerim var. Bir video ayıracağım zaten şeye, Siber Uzay'da başlama macerama. O zaman söylerim. Böyle bir şey geçti kafamda. Sonrasında geçenlerde bir tane monitörüm vardı. Fazlalık duruyordu. Dedim ki satayım onu. Şimdi geçmişten de ders çıkarttık ya. Satamam. Koydum ilana. 150 kişi yazıyor zaten. Meğer öyleymiş. Son zamanlarda işte Fatih Hacet video çekti konuyu. İlgi Gökmen, İşte diğer arkadaşlar bayağı bir yazıyorlar. Bildiğiniz şey var orada. Ciddi bir pazar var ve oraya iş edinmiş insanlar var. İyi niyetli insanlar olduğu gibi kötü niyetli insanlar da var. Tabii öyle bir devirdeyiz ki çok da güvenemiyorsun kimseye. Neyse monitörü gittim Koçtaş'tan bir kutu aldım. İyi bir kutu. Şu içi havalı olup zabazingolardan aldım. Köpük aldım falan. Öyle bir kutuladım ki ürünü. Dedim ki ben uzun yıllar, 10 yıl kadar kargo yaptım, kargo işiyle de uğraştım. Yani kargo derken, donanım sattığımız için onların kutulanması ıvır zıvır, o konuya da çok hakimim. Çok güzel bir şekilde kutuladığıma inanıyorum ürünü. Neyse ürünü gönderdim. Arkadaş yazdı ki bana, fotoğrafını çekip göndermiş. Camı kırılmış şey yolda, kargoda, monitörü. Eyvallah dedim kardeşim, önemli değil, at çöpe dedim o zaman, parayla gönderme. Yok dedi, yarısı senden gitsin, yarısı benden. İyi dedim o zaman. Ama dedim bir şey, bir husumet olmasın aramızda yani. Ben sana helal ediyorum hakkımı, eğer hakkım varsa. Al olsun senin, git at çöpe, yaptırabiliyorsan yaptır, kullan. Para istemiyorum. Yok dedi, öyle olmasın. Yarısı senden gitsin dedi, yarısı benden. İyi dedim. Arada bir zaman geçti. Tabii bu sadece şey, içgüdüsel bir şey. Dedim ki kendi kendime, şöyle bir şey olmuş olabilir mi acaba? Adamla aynı monitörün kırığı vardı zaten. Ben de gönderdim ona monitörü. Fotoğraf olarak bana öbür monitörün şeyini gösterdi. Gönderdi fotoğrafını. Dolayısıyla adam yarı fiyatına o monitörden almış oldu. Bu belki uç bir şey gibi gözüküyor. Senaryo gibi ama olabilitesi var. Çevirdi beni bu birkaç gün sonra da siktir et. Yani ne derler, eğer öyle bir durumsa da elinde patlar inşallah falan dedim, geçiştirdim. Eskiden bilgisayarım var, laptop, onu koyacaktım ilana, hatta koydum. Sonra dedim yok, ben ikinci el bir şey satmıyorum, eğer ne derler, biri görür de isterse direkt elden parasını veriyorsa verir, eğer ihtiyacı varsa da ihtiyacı olan biri, elindeki donanımları ona verebilirim. Bundan sonra da kolay kolay bir şey satacağımı sanmıyorum. Böyle Gökmenciğim, umarım faydalı olur. Diğer arkadaşlara da faydalı olur. Yani çok dikkatli olmak lazım. Şunun altını çiziyorum. Sakın şey demeyin. Ben öyle bir şey hayatta ben yemem, kanmam, ıvır zıvır. Öyle dememek lazım. Büyük konuşmamak lazım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım çekebilmişimdir videoyu. Görüşmek üzere.